Merhaba arkadaşlar, yine gördüğünüz gibi güzel bir trade up'la karşınızdayım. Bu sefer ama Stop Track'te deneyeceğim. Bir önceki videoda hatırlıyorsunuz, AWP Pav'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir gelir kaynağı aslında. Taner Nida diye bir arkadaş var. Benim şu sonuç attığım trade up var ya, onda yaptığım iki tane trade up'ı denemiş. İkisinde de hatta bir tanesinde M4A4'ü çıkarmış. 78 liralık, 15 liralık trade up yapıp 78 liralık M4 çıkartmış. Ben o herifi hayranlıkla izliyorum. Bilmiyorum ben yapınca niye çıkmıyor, niye çıkaramıyorum ama çözemiyorum. Bu videoda inşallah birazcık şansımız döner. Toplam bu videoda 40 itemle başlayacağım. 4 tane trade up yapacağım ve toplam 37-38 liralık bir masrafım oldu. Göstereyim hemen ne yapacağımı. Bunu yapacağım ama tabii ki bir tanesi Stat Track diye söylemek de hoşuma gitmiyor. Stat Track olanı bu. Görüyorsunuz 9 dolarlık bir şey çıkma ihtimali var. %20 yine AWP Pav. Tanesi Stat aşağı yukarı bir 10 şey 1,5 liraya falan geliyor. 1,5 lira aynı. Ama onu biraz daha sonra doğru saklayacağım. Diğerini yapacağım. Yine aynı itemin Battle Skirt'ı Field Test arasında bir şey yaptım. Valve 10'da aldım birkaç tane fiyatlandırmasına göre. Çok değişmiyor çünkü. Tanesine 50 kuruş 60 kuruş falan veririm. Yani bana bir tane trade up'ın masrafı aşağı yukarı 5,5 lira gibi bir şey olacak. Ama çıkan itemin değeri, çıkan AWP'nin değeri de 5 dolarlık bir şey olacak. Hesabınızı yapın. Aşağı yukarı bir 26-27 liralık bir item çıkacak. Eğer çıkarabilirsem tabi. Onun dışında bunun stat track'ta diğer çıkacak şeyler neymiş bakalım. Birer dolar abi. Hesabını yapalım. Hiçbir türlü bizi kurtarmıyor. Yani aynen hiçbir türlü bizi kurtarmıyor. Şu ses kaydına falan da bakayım da patates olmayayım. Geçen gün öyle bir hataya düştüm çünkü. Üzüyor. Ne yapalım? Başlayalım bence. Şimdi. Bunların sıralama var mı abi? Kalitesine göre sıralayalım. Yanlış. Tekrar basıyor olun. Diğer tarafa doğru sıralamıyorum. Neyse aşağıya doğru. Şimdi nerede? Burada var mı başka? Yani burada da varmış. Tamam. Şimdi görevde kullanılmış hangisi? O field test oluyor değil mi? Eskimiş var. En üstte niye bunları koydun abi? Ya bir dakika. Savaş gömüş. Battle Scarlet'ları niye üstte koydun? Kalitesi kötü olanları mı koyuyorsun üstte? İlginç. Önce istiyorsanız diyeceğim kime konuşuyorum ben istiyorsunuz diye. Takas kontratı kullan. Şöyle başlayalım. Umarım bir dakika. Stat trackları niye alıyorsun abi? Ben stat track'a bastım yanlışlıkla. Pardon. Tam stat track değil bu. Ha, pardon. Tamam. Çok fazla var orada. Özür diliyorum. Bu şekilde. Şunu çıkaralım. Takas kontratını çıkar. Battle Skirt nerede abi? BS'ler. BS, BS, BS. Normal BS. Aynı. Bu. Seçelim. Hadi inşallah. Ay. Arka planda umarım ses gelmez diye biraz kalabalık gibi. Hadi bismillah. Şimdi şöyle 4 tane trade up yapıyoruz. Bir tane aslında o stat track'taki pav gelse zaten muhteşem para. Gerçekten muhteşem para. 50-60 liralık para. Buradan da 2 tane pav çıkar. Bir tane pav çıkarabilirsek en azından 2 tane trade up'ın parasını çıkartmış. 3 tane hatta. Umarım öyle bir şansımız olur. Basınca aniden gelirse zaten patatesiz. Bastım. Hadi. Ah be, ne geldi abi? Battle Skirt'larla neyi kazandık biz? Battle Skirt'la yaptık, yine Battle Skirt geldi. Yani çok bir bok gelmedi açıkçası. Affedersiniz. Şimdi nerede diğerini yapalım? Bunlar ne? Eskimiş ne oluyordu? Valborn mu oluyordu? Sanırsam. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. A gayret ya. Çok da fazla eskimiş yok bu arada. Genelde varmış lan. Genelde filtresi alayım demiştim ama olmamış galiba. Abi biz batacağız galiba yine ya. Batmayalım. Şerefsiz Gavin. At ağzı Gavin. Bas. Aha Pav geldi. Çok güzel. Ne çıktı abi? Şu... Görevde kullanmış. Field Tested. Hemen bakalım abi fiyatına. Nerede? Pav Field Tested. Abi çok güzel. Pati yaz şuraya direkt. Bir az aşınmış değil mi? Field Tested az... Yok görevde kullanılmış oluyor değil mi? Aynen. Filtresi görevde kullanmış oluyordu. 19 lira. Çok güzel abi. 3 tane trade-off parası geldi direkt. Şu an çok tatlıyım. Şu an çok mutluyum da haykıramıyorum kendimi. Şimdi stat trackları yine. Abi stat track gelsin. Ne olur pav gelsin ya stat trackta. Çok çok istiyorum ya. Bir dakika bunlarda farklı bir şey var mı? Bir tane fındık atayım ağzıma. Enerji olsun. Nabız 857 ne lan? Nabız 857. İlginç. Pati geliyor bunda. Eko geliyor. Tamam.
Bu tiklerin olayı ne? Benim envanterimde olanlar mı oluyor bu? Aynen, öyle oluyordu. Bayağı değişmiş ya. Çözemedim ben de. Şimdi kaç tane burada şey var? Battle Scarlet. Var mı Battle Scarlet ya da eskimiş? Yok. Bir dua edelim. İçinden ödüyorum tabii de. Mikrofona doğru şey mi yapacağım? Pilavlı. Oh, min. Yapıştır. Ah be, ah be, kor geldi. Şimdi şu Eko ile korun fiyatlarına bakalım. Güç çekirdeği nedir ya? Aa, ben kapatmışım Steam yanlışlıkla. Eko. Hadi lan. CZ Eko. Bir şey. Oha. Bu Galil'in Eko'su niye o kadar pahalı lan? Oha. İlginç. Galil'in kendisi de pahalıymış zaten de. CZ Eko'su. Bir dakika. CZ Eko'su arıyorum ben. Ha. Az aşınmış çıkmıştı değil mi? Yok, fitas çıkmıştı. Tekrar bakalım. Aynen, savaş görmüş mü? O çok kötü. 2 lira bile değil. Bu ne? Bu güç çekirdeği. Abi niye Türkçe benim Steam ya? Garip duruyor çünkü, yanlış anlamadım. Savaş görmüş müydü bu? Hayır, görevde kullanmıştı. Field Tested'da. Nerede lan? Göremiyorum. Ha, burada. 2 lira bu da. Okey. Yapacak bir şey yok. Gerçekten bir şey yok şu an. Abi tek ümidim sensin benim ya. Sana hiç güvenmiyorum biliyor musun? Sana en fazla parayı sana harcadım git. Pislik. Ha gayret be. Ya ben bozacağım, baştan yapacağım, bir dakika. Bir dakika. Bunların şeyleri var mı, lookları? Looklarına göre koyayım. Yanlış şey açtım, bir saniye. Yanlış şey açtım. Savaş görmüş, görevde kullanılmış. Savaş görmüş, savaş görmüş, görevde kullanılmış, görevde kullanılmış. Başka? Başka bir şey yok. Şimdi savaş görmüş Battle Scarlet oluyordu. Yani en kötüsü oluyordu. En kötülerinden başlayalım sıralamalı. Sırala. Bunların hepsi şey mi oluyor? Field Test mi oluyor? Okey. Hepsine besmeleyle şu an koyuyorum. Hepsini besmeleyle koyuyorum takas kontratına ya. Çünkü gerçekten çıkarsa çok güzel para. Bak göstereyim hatta kaç para. Stat tırağını göstereyim. Pati. Oha, bu nasıl Battle Scarlet'tan kapkara. Nerede? Bu neydi abi? Şimdi ne çık? Görevde kullanılmış var. Field Tested var, bir de eskimiş var. Valborn var. Görevde kullanılmış 50 lira. Valborn'u görüyorsunuz. Yok, bir dakika. Savaş görmüş değil, eskimişti, pardon, özür dilerim. 54 ile abi çok güzel para. Gerçekten çok güzel para ama çıkmayacak ki. Ya hak. Çıkmadı ya. Çıkmadı ya. Stat ya, hak diye girersen çıkmaz tabii. Çiçeğe giriyorum sanki. Cihada gidiyorum. Alalım. Güç çekirdeği mi ismi? Merak ettim şu an onu. 1 dolar falandır muhtemelen. Güç çekirdeği. Stat nerede? Neydi abi çıkanın ismi? Ve görevde kullanılmış. Görüyorsunuz. Bir dakika. Göremiyorsunuz şu an. Bu. 5 küsür lira. Ya şimdi şöyle bir şey var. Aslında ben zararda değilim. Zararda olsam bile 3-4 liralık bir zararım var. Zararda değilim. Ama üzüldüğüm nokta stat tıran çıkmaması. Ya da bir tane daha fazladan patinin çıkmaması. Çıksaydı pati diyorum. Çok çok tatlı ya. Pati nedir? Bir dakika. Pati ile ilgili bir şey var mısın? Aynen. Kedi sırf lan. Sırf kedi ya. Neyse. Mesele şey değil arkadaşlar. Yani maksimum zararda değilim. Ya da minimum kardayım şu anda. Minimum kar bile değil. Eşit miktardayım. Umarım sizde çıkar. Gerçekten çıkar. Biliyorsunuz bu trade up videolarında zaten başlıkları genelde ben çıkardım diye yapmıyorum. Çıkar olabilme ihtimali olduğu için bunu her videoda açıklıyorum. Çünkü önceki videoları hatırlarsınız. İlk trade up yaptığım zamanları millet küfür ediyordu. Ya sen yalan söylüyorsun falan diye. Görüyorsunuz çıkarılabiliyordu gayet de. Çıkıyor da yani. Birazcık şansınıza bağlı. Birazcık da sabrınıza bağlı. Biraz da paranıza bağlı. Yani bunları mesela bak şunu. 5 liralık şeyle koleksiyon yaptım. 20 lira bu. Bunu mesela 20 lira, 18 liralık şeyle yaptım. Bu 5 lira. Şans. Dediğim gibi. Biliyorsunuz ben yine vereceğim şeyleri çekilişe ama ben bunu vermek istemiyorum bu sefer. Bu sefer beni affedin gençler. Bunu vermek istemiyorum. Şu üçünü vereceğim. Bu biliyorsunuz 2 lira. Bu 2 lira. 4 lira. Bu da 5 lira. Etkisi 9 lira. Küsuratlarını sayarsak belki 10 liradır. Fiyatların ne zaman değişeceğini bilemiyorum. 10 lira diyorum ben o yüzden. Toplam 10 liralık item var burada. Yani demek oluyor ki siz de 2 lira koyarsınız üstüne, bunları satarsınız 8-8,5 lira eder toplamda. Sizin paranızın birlikte 10-11 lira para yapar. 2 tane bu trade up'tan yapabilirsiniz demek. Eğer çıkan kişi bunu yapmak isterse tabi.
Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Çekilişe katılıyorum yazmanız videoyu lütfen beğenin. Çünkü zaman harcıyorum, biraz da para harcıyordum. Gerçekten para harcıyorum çünkü. Videoyu beğenmeniz tekrardan belki bir şeyler olmasına yarar sağlayabilir. Tekrar trade up videoları gelecek inşallah. Hep o yönde çalışıyorum. Ucuza elimden gelince güzel şeyler yapacağım. Katılıyorum yazın. Trade offer'ınızı koyun. Videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol şans. Bay bay.